Merhaba sevgili seyirciler, sevgili gençler. Haydi Bastır işte karşınızda. Bizi bekliyordunuz. Biz de sizi bekliyorduk. Biz de sizi çok özledik ama biz de sizi çok seviyoruz. Ve hemen bu aşkımızın delili olarak size sormak istiyoruz. Acaba siz şu anda Haydi Bastır'a hazır mısınız? Haydi Bastır! Çok yaşayınız. Hemen aynı alkışı, aynı hararetle, aynı sıcaklıkla bekliyorum sizden. Kim için? Önce Hilmi için. Hilmi yeniden merhaba. Merhaba. Aramıza tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyoruz ki sen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme mühendisliği okuyorsun. Evet. İleride de başarılı bir işletme mühendisi olacaksın. Umarım. İlk oyunda güzel girdin. Nasıl? Kazanmak güzel bir şey mi? Bir oyunu çıkardın, köprünü kurdun. Kazanmak çok güzel. Kazanmak güzel, evet. Yine kazanmaya alışık arkadaşlar var. Nerede? Mavi köşede oturuyorlar. Ümit ve Engin hemen alkışlanıyorlar. Değerli gençler, kaç zamandır birbirinizi tanıyorsunuz? 5 sene oldu. 5 sene oldu. 5 sene oluyor. Böyle 5 senede birbirinizi sırt sırta böyle neler yaptınız biraz anlatın. Yani böyle dayak yemekten birbirinizi kurtardınız mı? Tabii ki. Her şey oldu. Neler oldu? Anlat bakalım Ümit. Öğrenelim biz de. 4 sene zaten aynı sınıftaydık. Bu sene ayrıldık. Ayrı sınıftardayız. Şu an aklıma bir şey gelmiyor pek. Hala. Değerli gençler hatırlıyorsunuz Ümit ve Engin. Sizin puanlarınız 265'te. Evet sevgili Hilmi'nin puanı da 20. Ve nerede kalmıştık? İkinci oyunumuz. Ama Pano bizi hatırlatıyor. D'de kalmışız. Hangi D söyleyiş ve anlatış biçimi üsluptu? Engin. Değiş. Değiş doğru, aferin. Bu fetiği maviler kaptı ve maviler devam edecekler. Y harfi. Ne tarafa doğru? Y harfi dediler. Peki. Hangi Y eskiden kadınların ***'larını örttükleri? Yemeni. Yemeni. Ah. Ümit ve Engin, hangi eskiden kadınların başlarını örttükleri, yalnız gözlerini açıkta bıraktıkları örtüdür? Yemeni bağlamış, telli başına dedi Hilmi olmadı. Onun yerine başka bir şey olacaktı, yaşmak. Yaşmak yerler. Peki, geçelim. Hangi ye sona kalacak iki takımı belli eden Engin? Yarı final. Yarı final doğru aferin. Yarı final mi acaba bu? B harfi lütfen. B harfi diyor arkadaşlarımız. Peki. Hangi B ağaç kesmeye yarayan? Engin. Balta. Balta olmadı. İşte o balta buna sap olmadı. Hilmi, hangi B ağaç kesmeye yarayan iki saplı bir testeredir? Bıçkı. Bıçkı değil mi? Bıçkıyı böyle tutarsınız böyle ağacı. Ağaç kesmek çok kötü aslında. Evet, yaşlanmış ağaçları dahi. Gelelim başka bir B'ye. Hangi B iki dağ arasındaki söyleyecek engel? Boğaz. Boğaz doğru, bravo. Dar bir geçit, adı da Boğaz. Onun da adı Boğaz oluyor. Ne harfi lütfen? Ne harfi? Nazlı'nın N'si. Çabuk gidiyorsunuz siz sonuca. Pekala. Gelsin bakalım. Sizin çok sevdiğiniz bir şey bu. Hangi ne? Bir işin sonucudur. Ümit. Netice. Netice doğru. Ya bildiniz, bravo. Neticeye gitmeyi çok seviyorsunuz. Kestirmeden arkadaşınıza değil mi bir şey tanıdınız. O da birinci oyunu kazandı ama belki sizleri bırakmayacak. Evet. HPT. HPT diyor arkadaşlarımız. Gelsin bakalım H. Hangi H? İslamiyet'te tarihin başlangıcı olarak hicret. Hicret, evet. Hicret, bravo. Arkadaşların önünü tıkadın hicret ile, değil mi? Hicret, yer değiştirme, Mekke'den Medine'ye geçiş Hazreti Peygamber için. Ve şimdi ne diyecek Hilmi? O. O diyecek, yukarı doğru çıkmaya çalışacak. Hangi o? Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Engin. Odansk. Değil. Sen onu Gdansk'tan karıştırdın. Hilmi, hangi o Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kentidir? Odessa. Odessa, evet. R harfi. R
R harfiyle üçlemeye çalışacak değerli arkadaşımız. Hangi R yolun yokuş bölümüdür? Engin? Rampa. Rampa doğru, bravo. Maviler, sizin için ihtimal var. Siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz. C harfi lütfen. C harfi diyor arkadaşlarımız. Pekala. C harfi gelsin. C'yi bilirseniz kuracaksınız köprünüzü, eşitlik sağlanacak. Bakalım. Hangi C? Robinson Crusoe'nun Engin. Cuma. Cuma doğru arkadaşı. Arkadaşı ve yardımcısı yine çok tatlı bir çocuk macera kitabı idi. Siz de bunu çıkardınız. Hemen köprünüzü kurdunuz. 295 puanınız var. Sevgili Hilmi'nin de 30 puanı var ve şu anda eşitlik sağlanmış vaziyette maçımızda. Ama önemli olan bu voleybol gibi 3 setin 3.sünün ne olacağını çıkarabilmekte. Ve hemen şimdi yepyeni bir pano geliyor. Pano da S ile geliyor. Hangi S acı, üzüntü, sıkıntı gibi durumlardan yılmayıp dayanmak? Hilmi. Sabır. Sabır doğru, bravo. Gerçekten de sabır son derece önemlidir. Dayanabilen kazanır. M harfi. M harfi diyor arkadaşımız. Hangi M orta oyunundaki Demir? Meddah. Meddah, bravo. Müsaade edin okuyayım. Hangi M orta oyunundaki tipleri canlandıran sanatçıdır? Meddah oluyor. Gerçi orta oyunu ve meddahlar kalmadı pek ama sadece Ramazanlarda geliyorlar, bir esinti, o da geçiyor. He lütfen. İnsanların komedi anlayışı dahi değişebiliyor zamanla ve arkadaşlarımız H'yi istediler. Hangi H suyu kolayca emer? Hidrofil, hidrofil. Bu H ile biraz soluklanalım. Evet sevgili seyirciler, sevgili gençler, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Arabanızı seviyorsunuz, sigorta alıyorsunuz. Evinizi seviyorsunuz, sigorta alıyorsunuz. Beni sevmiyor musunuz? 900-310-310'u arayın, canınızdan çok sevdiğiniz çocuğunuzu kazalara karşı sigortalayın. Sadece bir telefon parası karşılığında emek hayat güvencesiyle 50 milyon liralık teminatınız olsun. Daha çok arayın, teminatı artırın. Ben sizi seviyorum. Hadi, yeni tipimi siz belirleyin. Sizce sakallı halimle daha mı çekici? Bence de şimdi kıl oldum abi. Peki bu entelektüel görünüşüm için ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Sizce en iyi halim bu mu? Ben karar veremiyorum. Eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız beni hemen 0900-909-1572'den arayın. Tarkan'ın deri montunu siz kazanın. Bekliyorum. Yeniden merhaba. Haydi Bastır sürüyor. Bu çok heyecanlı bir maç. Son oyun. Bakalım ne olacak? Pano bize nerede kaldığımızı hemen hatırlatsın. H'ymiş. Hilmi'nin H'si. Hangi H? Aralarında kan bağı olan Engin. Hısım. Hısım doğru, aferin. R harfi lütfen. R harfi diyorlar. En aşağıdaki paralelden geçmeye çalışıyorlar arkadaşlarımız. Hangi R uyurken görülür? Değil mi? Rüya. Rüya, evet. Hepimiz biliyorduk bunu. Ş harfi. Ş harfi dedi arkadaşımız. Beyazın yolu orası. Çok hoş bir şey. Hangi şey? Üzüm suyudur. Şıra. Hilmi. Şıra. Şıra doğru, aferin. İyi duyamamıştım, onun için tekrarlattım. Şura, yanında da İnegöl köftesi olacak. Özellikle de İnegöl de yenecek. Ne kadar hoş olur. Bir de afyonlu ekmek verecekler yanınıza sıcak. Tabii yoğurdu da, kaymaklı da bir yoğurt. Karnınız acıktı mı? Biraz. Pekala. Deme deme. Devam edelim. L harfi. L harfi diyor arkadaşımız. Peki. Hangi L değişimi bir doğruyla gösterilen fonksiyon? Lineer. Hilmi lineer dedi. Aferin. Bravo.
Köprü senin için kurulmak üzere mi acaba diye düşünüyor arkadaşlarımız mavi köşede. C harfi. C harfiyle alayım diyorsun. Peki. Dikkat dikkat. Hangi C çok acı ses çıkaran ve ikaz edici olarak kullanılan düdüktür? Hilmi. Canavar düdüğü. Canavar. Bravo. Hilmi canavar gibi girdi. Ve böylece birinci oyunu kazandı, sonuncu oyunu kazandı. Arkadaşların da seni hayli zorladılar. Onların da hakkını yememek lazım. Evet, 55 puanı var sevgili Hilmi'nin. Ümit ve Engin 305 puana çıkmışsınız. Çok güzel bir rakam sizler için bu. Bu sizin de kaçıncı maçınızı? Dördüncüydü, evet. Değil mi? Evet, beşleyemediniz. Ne yapalım, kader buraya kadar dedi sizler için. Ama biz sizleri tanıdık, çok mutlu olduk. Sizler yanınızda 3 milyon üstünde para götürüyorsunuz. Ve büyük ödüllerinizin dışında neler var? Evet, Show TV'nin özel teselli armağanları. Onlar da bu arkadaşlar için. Yarışmacıların her birine Heidi Bastır sweatshirtüyle birlikte Can Yayınlarından 32 kitaplık Türk yazarları serisi. Tahsin Yücel, Nezihe Meriç, Demir Özlü. Hepsi Can Yayınlarından. Değerli arkadaşlarımızı kutluyoruz. Çok güzel şeyler yaptılar burada bir kere. Çok güzel yarıştılar. Nefis bir performans gösterdiniz. Dört maç bizimle beraberdiniz. Büyük ödül de kazandınız. Sonunda bu işi çok güzel, değil mi, burada sevgili Engin becermişti. Ve teselli armağanlarınızı da aldınız. Şimdi ne alıyorsunuz? Bu güzel arkadaşlarımıza hemen güzel bir alkış geliyor. Onları unutmayacağız diyoruz ve hemen dönüyoruz Hilmi'ye. Hilmi ne yapacak şimdi? Sürat köprüsüne geleceksin. Buraya gelmek için mücadele verdin. Rakiplerin çok güçlüydü. Şimdi aynı şekilde panoya karşı mücadele edeceksin. Bir canavar da orada. Ve hemen Hilmi sarı panonun üzerine geliyor. Hilmi, herhalde peteklerini görüyorsun. Ne yapman gerektiğini de gayet iyi biliyorsun. Teker teker açarak güzel bir köprü kurmanı istiyoruz senden. Fazla şey istemiyoruz inan. Ne zaman istersen başlayabiliriz. Hazırım. MEA'ya. Hangi MEA'ya? Eski Trabzonspor Başkanı, spordan sorumlu... Mehmet Ali Yılmaz. TT. Hangi TT ülkemizde de konser veren İngiliz uyruklu şarkıcıdır? ÇT. Hangi ÇT küçük A rolünü oynayan tiyatro sanatçımızdır? PYG. Hangi PYG başkenti Port Moresby olan Okyanusya Devleti'dir? UT. Hangi UT baş yarar? Umadık Taş. EE. Hangi EE Noyan soyadlı ünlü sanatçı çifttir? Esin Engin. AG. Hangi... AG'yi söyleyemiyorsun. AG'yi söyleyeceksin, evet. Hangi AG çıplak ayaklı kontesin ABD'li aktrisidir? ÇM. Hangi ÇM giysilerimizi yıkadığımız ev aletidir? Çamaşır makinesi. PA. Hangi PA 1711'de Türk-Rus Savaşı sonunda imzalanmıştır? Rusya Anlaşması. Ah, olmadı. Rusya'nın... Keşke bu sonuncuyu çıkartabilseydim. PA 1711'de Türk-Rus Savaşı sonucunda imzalandı. Rusya dedin, ah söyleyecektin, T'yi koyacaktın oraya. Prut Anlaşması, değil mi? Baltacı Mehmet Paşa'nın, değil mi, sadrazam olduğu ve Serdar Ekrem olduğu bir savaştı. Karşımızda da Deli Pedro yahut onların tarihine göre Büyük Pedro vardı. Gel istersen öbür tarafa doğru gidelim. Şimdi 3 tane petek açmışsın. Bunlar için seni kutluyoruz. Ama gel bakalım ne varmış? Noyan soyadlı ünlü sanatçı çifttir. Sen burada Esen dedin. Eser olacaktı. Eser Engin Noyan çifti. Ne yapalım? Gaddar oluyor pano bazen. AG var. Çıplak ayaklı kontes. Filmi vardı, ABD'li aktris, güzel Ava Gardner. Evet. Ava Gardner'ın da güzel Pekin'de, değil mi, bilmem ne kadar gün diye de bir filmi de vardı. TT ülkemize de konser verdi. İngiliz uyruklu şarkıcı Tanita... Tikaram. Tikaram, evet. Bak şimdi hatırladın. ÇT küçük A rolünü oynadı. Tiyatro sanatçımız Çetin Tekindor, seslendirmeleriyle de ünlü, sesini nefis kullanan bir aktör arkadaşımız. PYG başkenti Port Moresby olan Okyanusya Devleti, bunu bilmek biraz zordu ama söyleyince diyeceksin ki evet, bu kulağıma bazı çağrışımlar yaptırıyor. Papua Yeni Gine. Evet, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby.
Ne yapacağız sevgili Hilmi? Bundan sonraki maçta da varsın. Hiç olmazsa tecrübe ne oldu şimdi? Tecrübe değil mi? Ve sabır. Bundan önceki oyunumuzda bunlar vardı soru olarak. Şimdi hemen Hilmi'yi biz yerine alıyoruz. Sevgili seyirciler, sevgili gençler, Haydi Bastır devam ediyor tabii ki, ama şimdi mavi köşede kimler var? Hemen dönüyoruz, alkışlıyoruz, öğreniyoruz. Sertaç Barış. Hoş geldiniz beye. Hoş bulduk. Nasılsın Sertaç? Sağ ol. Nereden geliyorsun? Kadıköy Anadolu Lisesi. Oo, fenin kuvvetli o zaman. Yok, ben matematik bölümündeyim. Matematik bölümündesin. Peki ileride ne yapmayı düşünüyorsun Sertaç? İşletmeci olacağım. İşletme okuyacaksın öyle mi? Pekala. Sevgili Barış'ı da öğrenelim. Sen de aynı okulda mısın? Evet, aynı bölümdeyiz. Aynı bölümdesiniz. İleride sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben siyasal bölümü seçmeyi düşünüyorum. Siyasala gireceksin. Politika özel bir ilgi mi var? Evet. Ya ailede böyle politikacı var mı? Yok, öyle yok da. Sen seviyorsun evet. Politikayı. Evet. Gazetelerde takip ediyorsun. İlginç geldi. Evet. Birinci sayfaları takip ettiğin vakit bazen üzülüyor musun? Evet. Politikacılarımızın halini görüp pek o kadar bazen övünemiyoruz ama bazen de iyi şeyler yaptıkları vakit gururlanıyoruz. Onların da ülkemizi iyi idare etmelerini istiyoruz herhalde. Pekala değerli arkadaşlarım, hemen hatırlatıyorum, Hilmi'nin puanları var. 85 puanda ve sizler şu anda sıfırdasınız ama bankonuz çoğalacak. Ne ile çoğalacak? Panoyla. Gelsin bir pano. Da S ile geldi. Sertaç'ın sesi. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz duruyoruz ve soluklanıyoruz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra biz yine varız. Yeniden merhaba. Haydi Bastır sürüyor. Evet, mevcutlu olarak hepimiz buradayız ve derhal diyoruz, nerede kalmıştık? Pano bize hatırlatsın. Geldi işte. Sertaç'ın sesiydi. Hangisi av tüfeklerinde kullanılan Sertaç? Saçma. Saçma, doğru. Saçma nedir? Av tüfeklerinde kullanılan yuvarlak küçük kurşun tanesi. Evet. Kal lütfen. K diyor arkadaşımız, yukarı doğru avlanacak. Pekala, hangi K? Tabanca, tüfek gibi silahların tutma yerleri. Barış. Kabza. Kabza. Aramızda silah ve avcılığa meraklı olan var mı? Sertaç Barış, sizde yok. Filmi yok. Hiç denemediniz değil mi? Öyle böyle tüfeklerle gidiyorlar, bazen atış yapıyorlar ama silahlar çok soğuk nesneler zaten. Pekala, devam edelim. A harfini alın. A harfini istiyor arkadaşımız. Peki hangi A bal alacağı çiçeği değil mi? Arı. Arı, doğru, aferin. Sen de bal alacağın çiçeği bildin, peteğini seçtin ve kaptın. Senin bankona yazıldı ve sen söyleyeceksin. C harfi. C harfi diyor arkadaşımız. Aa, hangi C? Bizden'in bestelediği dört perdelik filmi. Carmen. Carmen, aferin. Çok da mütevazi davranmıştın. Bundan evvel böyle pek tiyatro ve operaya gidemiyorum dedin ama demek ki Carmen'i hatırladın. Tabii müzik zevki var arkadaşımızın. Peki Carmen. Ne harfi? Ne harfi diyor yukarı doğru çıkacak arkadaşımız. Hangi ne? Hastalıktan sağlıklı hale geçiş devresidir. Hilmi. Nekahat. Doğru. Arkadaşımız bunu titizlikle vurguladı. Üzerindeki, değil mi, yumuşatıcıyı da koydun. Ne kadar. Evet. U harfi. U harfi dedi. Yukarı doğru tırmanıyor arkadaşlar, maviler. Hangi U? 33 devirle çalan plak. Hilmi. Uzun çalar. Uzun çalar, doğru, aferin. Geldik bir köprünün eşiğine. Hilmi, müzikten hoşlanan arkadaşımız olarak uzun mu çalacak bu, yoksa hemen 45'likle bitirecek misin işi, köprüyü, merak ediyoruz. E ne harfi diyorsun? Ö harfi. Ö harfini istedi arkadaşımız. Peki gelsin bakalım bir ö. Hangi ö? Bir tehlikeye karşı değil mi? Önlem. Önlem, evet, doğru, bravo. Hem
hemen değil mi? Böyle gözlerini kısarak bir panoya bakışım var. Herhalde kameralar onu tespit ediyordu. Ama petekleri bildiğin vakit bir rahatlıyorsun. Evet, rahatlaman için gerekli sebep var. 110 puana tırmandın şu anda. Evet, 10 puanı var değerli arkadaşlarım. Sertaç ve Barış'ın. Ne yapalım? Sizler de kültürden hoşlanıyorsunuz. Değil mi? Müziği seviyor musun Sertaç? Evet. Nedir sevdiğin müzik türü? Genelde rock dinliyorum. Rock. Barış sen de katılacak mısın? Ben Türk pop. Türk popu seviyorsun. Türk popunu da en çok kimi seviyorsun? Nilüfer'i. Nilüfer'i, evet, çok revaçlı arkadaşımız. Bakalım o zaman yeni bir panom isteyelim. Panomuz da D ile geliyor ama biz ne yapıyoruz bu D'yi? Tutuyoruz burada, bundan sonraki programımıza atıyoruz. Evet sevgili seyirciler, sevgili gençler. Bundan sonra biz yine varız, siz de varsanız buluşalım. Bundan sonraki programda, hoşça kalın.